Merhaba çocuklar. 11 Mayıs Pazartesi 18.00 deneme İngilizce soru çözümleriyle yine beraberiz. İlk sorumuzda soru kökümüze bakalım. Which option is not suitable for one of the gaps above? Hangi seçenekteki cümle yukarıdaki diyaloglardan ki boşluklara getirilemez demiş. Diyaloglarımıza bakalım ve sırasıyla cümlelerimizi getirelim boşluklara. Are you doing anything in the afternoon? Öğleden sonra bir şey yapıyor musun? No, I don't have a plan. Bir planın yok. How about going to the cafe near the park and chit-chatting? Yakınlarda bir kafeye gidip sohbet etmeye ne dersin demiş. I can't wait for a nice cup of coffee. Güzel bir kahve için sabırsızlanıyorum, bekleyemiyorum dediğine göre kabul edilmiştir bu davet. Bu boşluğa C seçeneğindeki that sounds awesome cümlesi. Kulağa harika geliyor, hoş geliyor cümlesini getirebiliriz. İkinci diyalogumuzda Would you like to have a sandwich? Sandviç ister misin? Teşekkür ederim. Tokum demiş. I'm stuffed diyor. How about some fruit juice? Meyve suyuna ne dersin? Evet lütfen. Buraya da it's my favorite. En sevdiğimdir diyor. Bunu getirebiliriz. Üçüncü diyalogumuzda Are you busy at half past 12 on Friday? İşte cuma günü 12.30'da bir işin var mı demiş. Hayır yok. Neden demiş. Shall we go to theater? Tiyatroya gidelim mi diyor. I'm so sorry but that's not a good idea. Üzgünüm ama demiş. İyi bir fikir değil. Yani reddedilecek ya da mazeret sunulacak. I'm not interested in plays. Oyunlara ilgi duymuyorum. Bir tiyatroya davet ediyor. O da ilgi duymadığını da B'de belirtiyor. A seçeneği I'll pick you up at half past 12. Seni uğrar 12.30'da alırım. Son diyalog eğer teklif kabul edilseydi evet bunu yazabilirdik ama şu anda bu seçeneği yazabileceğimiz bir boşluk yok. O yüzden doğru seçeneğimiz Adana. İkinci sorumuzda soru köküne baktığımızda which questions are answered in the text? Metinde hangi sorular cevaplandırılmıştır diyor. Metin Jessica'nın ve kardeşinden de bahsediyor. Kardeşin internet kullanımı hakkında bir bilgilendirme metni. Bakalım sorulara sırasıyla sorulardan gidelim. How often does Jessica go online? Jessica ne sıklıkla online çevrimiçi oluyor? Hemen cümleyi bulalım. I spend about 2 or 3 hours online every day. Her gün 2 ila 3 saat çevrimiçi internete takılıyormuş. Bu sorumuzun cevabı var. What does Steve do on the internet? Steve internette ne yapar? Steve'in ne yaptığı konusunda bize bir bilgi verilmemiş. O yüzden ikinci sorumuzu eliyoruz. Üçüncü de Who follows an internet safety rule? Kim diyor bir internet güvenlik kuralına uyuyor? I never accept friend requests from strangers. Yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini asla kabul etmem. Evet, bu soruya Jessica cevabını alabiliyoruz. Who is addicted to the internet? Kim internet bağımlısıdır? Burada Steve hakkında bilgi verirken he's online for over 6 hours a day. Günde 6 saatten fazla internete giriyormuş. Onun için endişeleniyorum demiş. Daha az vakit geçirmeli. Bu sorunun cevabını da Steve olarak alabiliyoruz. How does Steve connect to the internet? Steve internete nasıl bağlanıyor? Bu konuda da bize herhangi bir bilgi verilmemiş. Bunu da eliyoruz o yüzden. Who is interested in social media? Sosyal medya kim ilgi duyuyor? Jessica'nın bir cümlesi var. I like posting videos and photos on Facebook. Facebook video fotoğraf yüklemeyi seviyorum demiş. Bu sorunun cevabını da alabiliyoruz. O yüzden 1, 3, 4 ve 6. soruların cevabını alabildiğimiz için doğru seçeneğimiz A seçeneği diyoruz. Üçüncü soruda yine bize bir metin verilmiş. Stella ve arkadaşıyla ilgili arkadaşlıklarını anlatan bir metin. Bakalım which of the following sentences is correct according to the text? Yine verilen cümlelerden hangisi parçaya göre doğrudur diyor. Bakalım cümlelerimize. Rose and Stella are interested in thrillers. Rose ve Stella gerilim filmlerine ilgi duyar demiş. Ama bu cümlede bize diyor ki we don't like thrillers. O zaman yanlış bir cümle.
Rose doesn't get on well with her best friend. Rose arkadaşıyla çok iyi geçinemiyor. En yakın arkadaşıyla iyi geçinemiyor. Ama burada tam tersi iyi geçindikleri anlatılmış tüm metinde zaten. Bu da yanlış. Rose and Stella like some outdoor activities. Rose ve Stella diyor bazı açık alan aktivitelerini severler. Hemen cümleye gidiyoruz. Stella and I enjoy having a picnic and going for a walk when the weather is nice. Hava güzel olduğunda pikniğe gitmeyi ve yürüyüş yapmayı severiz. O zaman bu seçeneğimiz doğru seçenek. C seçeneği. D'de Rose never trusts Stella because she tells lies. Burada she is very honest demişti. O yüzden bu seçenek de yanlış. C demiştik zaten. Dördüncü sorumuzda İngiltere'de bir yerleşim alanında gençlerin hangi müzik türlerini sevdikleriyle ilgili bir anket yapılmış ve anket sonuçları verilmiş. Hemen which sentence is correct according to the result? Sonuçlara göre hangi cümlenin doğru olduğunu bulacağız. Birinci cümleyle başlayalım A seçeneğiyle. Classical music is more popular than rock music. Klasik müzik rock müzikten daha popülerdir demiş. Bakıyoruz tam tersi rock müzik klasik müzikten daha popüler. Most teenagers listen to folk music. Gençlerin çoğu diyor halk müziği yani o bölgenin yerel müziğini dinliyor. %5'lik bir oran. Bu da yanlış. Over 20% of them listen to rock music. %20'lik oranın daha üstünde bir genç rock müzik dinliyor demiş ama %18'lik bir oranı %20'yi aşmıyor. Bu da yanlış. Pop is the most popular type of music among them. Gençler arasında pop müzik en popüler müzik türüdür diyor. Evet %40'lık oranla doğru seçeneğimiz D seçeneği. Beşinci sorumuzda seçeneklerde görseller verilmiş. Bu görsellerden hangisi Christopher's preference? Christopher'ın seçimini gösteriyor bize. Diyaloğa bakalım. Katrina Christopher'ı bir filme davet ediyor. Would you like to join me? I'm so sorry but I'm not interested in movies. I prefer plays to movies. Katılamayacağını belirtmiş. Çünkü filmlere ilgi duymuyorum. Oyunları filmlere tercih ederim demiş. Bu tercih de bize A seçeneğindeki görselde verilmiş. O yüzden doğru cevabımız A. Altıncı sorumuza bakalım. Yine bir diyalogumuz var. Which option completes the sentence according to the telephone conversation? Telefon görüşmesine göre diyor hangisi boşluğu en iyi şekilde tamamlar. Bakalım. Hello Julia, Patrick speaking. Patrick arıyor. Hi Patrick, what's up? Nasılsın? I'm fine, thanks. Look, I've got two tickets for the big basketball match. Would you like to join? Bir basketbol maçı için bileti olduğunu ve ona katılıp katılmayacağını soruyor. I'm sorry but I can't hear you well. Can you repeat? Üzgünüm seni iyi duyamıyorum. Tekrar eder misin? Julia, can you hear me? Beni duyabiliyor musun diyor. Arada bir sorun var belli ki. Hang up the phone Patrick. I'll try to call you back. Telefonu kapat Patrick demiş. Ben sana tekrar ulaşmaya çalışacağım. Burada da bir cümle. Julia can't hear Patrick well because. Julia Patrick'i duyamıyor çünkü. Şimdi sebebini arıyorum. He hangs up the phone. Çünkü Patrick telefonu kapattı. Hayır, o kapat diyor ama kapatıp kapatmanı bilmiyoruz. It's a bad line. Kötü hat. Evet, kötü hattan dolayı iki kişi karşılıklı birbirini duyamıyor. Doğru seçeneğimiz Bursa. It's an important phone call. Zaten önemli bir telefon konuşması olduğu için duyamama söz konusu olamaz. The line is engaged. Hat meşgul. Hat meşgul olsaydı bu görüşmeyi de yapamazlardı. O yüzden doğru seçenek Bursa. Yedinci sorumuzda who is talking about the social networking site? Kim diyor bir sosyal medya sitesinden bahsediyor. Burada sırayla bakacak olursak Maggie'ye bakalım. I have an Instagram account. I think it's a great platform to share videos and photos. Benim diyor Instagram hesabım var. Orada fotoğraf paylaşmak, video paylaşmak için harika bir platform orası demiş. Direkt doğru cevap Maggie'de verilmiş aslında. Yani bizim doğru cevabımız Maggie. Diğerleri bir bilim bloğuna abone olduğunu bahsetmiş.
Ana Google'dan ödevleri için araştırmalar yaptığından söz etmiş. Veronica işte yemek tarifleri ya da sağlık kürlerine bakıyormuş, kitap okuyormuş, dizi izliyormuş o amaçla. Ama sosyal medyadan bahseden bir tek Maggie olduğu için seçeneğimiz A. Sekizinci sorumuzu da soru kökümüze bakalım. Keeping in mind how much money and time she has, what should she choose? Bize diyor ki ne kadar parası ve zamanı olduğunu da hesaba katarak, aklımızda tutarak Shirley'nin hangisini seçmesi gerektiğini bulmamızı istemiş. Hangi yemeği seçecek bakalım. Shirley is at the cinema. Shirley sinemadaymış. She wants to eat something before the movie starts. Film başlamadan önce bir şeyler yemek istiyormuş. The movie will start in 20 minutes. 20 dakika içinde film başlayacak. Shirley has got 22 pounds. 22 pound var. The cinema ticket is 12 pounds. Sinema bileti 12 pound. Yani 12 pound'unu sinema biletine çıkarsak Shirley'nin elinde 10 pound var yemek için. Seçeneklere baktığımızda da hem zaman olarak hem fiyat olarak en uygun seçeneği seçmesi gereken en uygun seçeneğin tost olduğunu görüyoruz. Bu da C'de bize verilmiş. Dokuzuncu sorumuzda Which of the following question does not Emily ask William? Aşağıdaki sorulardan hangisini Emily William'a sormamıştır diyor. Hemen sorulara bakarak yerleştirelim. When would you like to travel? Şimdi buradaki diyaloğumuzda bir bilet rezervasyonu yapılıyor. Bu bilet rezervasyonunda da Emily tarafından sorular soruyor. When would you like to travel? Buradaki boşluğumuza getirebiliriz. On the 6th of November. Kasım'ın 6'sında. Ne zaman seyahat etmek istiyorsunuz? Kasım'ın 6'sında. A seçeneğini bu boşluğumuza yerleştirelim. How may I help you? Bu genelde telefon ilk açıldığında işte Blue Sky Airlines How may I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? B seçeneğini de ilk boşluğumuza yerleştirebiliriz. Son boşluktan sonraki cevaba bakalım. 28th of August 1998. 1998 Ağustos'un 20'si demiş. Bu da bir tarih. O zaman kalan şıklarımızdan tarih sorulabilecek olan bir tek What is your date of birth var. Doğum tarihiniz nedir? İşte rezervasyonu ilgili kişisel bilgileri alırken sorulabilecek bir soru. O yüzden de C'yi de son boşluğa yerleştirdik. Ama Can you confirm your reservation? Rezervasyonunuzu onaylayabilir misiniz? Sorusuna herhangi bir yanıt alınmamış cevaptı. O yüzden doğru seçeneğimiz deniz. Son sorumuza geldiğimizde Which of the following is correct according to the dialogue? Yine bir diyalogumuz var. Restoranda geçen bir diyalog. Diyaloğa göre doğru seçeneği bulacak. Diyalogumuzu inceleyelim. Hello, may I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Yes, please. I'd like to start with lentil soup. Mercimek çorbasıyla başlamak istediğini belirtmiş. Daha sonra What would you like for your main course? Ana yemekte ne istediği sorulmuş. İşte alt seçenekler de verilmiş. O da buradan I'd like to have grilled chicken. İşte ızgara tavuktan istemiş. Salata olarak havuç salatasını tercih etmiş. Carrot salad will be great. Havuç salatası harika olur demiş. En son olarak da Would you like a dessert? Tatlı ister misiniz? A piece of apple pie please. Bir parça elmalı pasta turta da istemiş. Şimdi seçeneklere gidebiliriz. Steven is a vegetarian. Steve bir vejeteryandır. Hayır, o zaman ızgara tavuk istemezdi zaten. Yanlış bir seçenek. Steven wants to have a sour drink. Ekşi bir içecek istiyor ama herhangi bir içecek istediğine dair bir cümle yok zaten. Steven has a sweet tooth. Steven tatlıyı seviyor. Tatlıya düşkün. Sweet tooth demiş. Evet, a piece of apple, elmalı pasta, turta istediğine göre tatlıyı seviyor demektir. Steven wants a piece of apple pie because he is stuffed. Tok olduğu için bir parça elmalı pasta istiyor demiş. Ama burada tok olsaydı zaten diğer siparişleri vermezdi. O, bu da bir yanlış bir seçenek. O yüzden doğru seçeneğimiz Ceyhan. Bu haftaki sorularımızı da tamamladık. Hepinize kolay gelsin.